Apple'ın tarihi boyunca yaptığı en büyük, en önemli değişiklik 25 Ocak 2024 akşamı açıklandı arkadaşlar. Ve bu haber sadece iPhone kullanıcılarını değil, akıllı telefon kullanan herkesi ilgilendiriyor. Çünkü iPhone'lar artık neredeyse Android gibi olacak. Çünkü App Store dışında bir mağaza kullanmak mümkün olacak iPhone'larda. Bildiğiniz gibi iPhone'lara resmi yollarla uygulama yüklemenin tek yolu 2008 yılından beri App Store. Ancak devran çok fena döndü dostlarım. Apple artık iPhone'larda App Store dışında başka uygulama mağazalarını kullanmaya izin verecek. Olay bayağı Zeitung teknoloji haberi gibi olduğu için bunu bir şaka videosu sananlar olabilir arkadaşlar ama gerçek. Peki tam olarak neler yaşandı ve konunun Android kullananlarla falan ne ilgisi var? Eğer bir gün olur da Google isterse Android'in uygulama mağazası Google Play Store'u iPhone'lara getirebilir demek. Yani o gün geldiğinde elimizdeki iPhone'a Play Store kurabiliriz demek. Buradan da istediğimiz uygulamayı iPhone'a indirebiliriz demek. Hatta bırakın Google Play Store'u. Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi Mi Store, ne kadar rakip varsa Apple'ın karşısında hepsi iPhone'lara yüklenebilir demek. Ancak o gün henüz gelmedi. Apple aldığı kararla tüm bunların yolunu açmış oldu sadece. Bu değişimin ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini, neden böyle bir karar aldığını da açıkladı. Hatta önce hangi ülkelerde uygulanacağını bile açıkladı Apple. Süreç şöyle işleyecek dostlar. Mart ayı içerisinde yayınlanmasını beklediğimiz iOS 17.4 güncellemesiyle önce şu anda ekranda gördüğünüz Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan herkes Apple'ın alternatif uygulama pazar yerleri dediği hizmete kavuşmuş olacak. Apple böyle süslü isimleri sever biliyorsunuz. Alternatif uygulama pazar yerleri dediği zaman da işte alternatif uygulama mağazalarını anlıyoruz. Bu arada Türkiye ilk ülkelerin arasında yok ama bizim de Türkiye'de bu değişimin gerçekleşeceği tarih hakkında da bir tahminimiz var. Buradaki regülasyonlara ve yasal süreçlere bağlı. Oraya da birazdan geleceğim. iPhone'a gelecek alternatif mağazalar ve uygulamalar önce bir Apple'ın denetiminden geçecek. Apple burada denetlemeyi ne kadar sıkı tutacak bilmiyoruz. Uygulamalarda olduğu gibi seçici davranırsa Android tarafındaki çoğu mağaza elenebilir. Burada çok önemli bir detay daha var. Alternatif mağazayı indirdikten sonra App Store yerine varsayılan mağaza olarak seçme şansımız olacak. Bir uygulama indirme linkine tıkladığımızda uygulama App Store yerine alternatif olarak varsayılan şekilde seçtiğimiz mağazadan inecek. Bir mağazayı iPhone'a indirdikten sonra cihaza uygulama kurabilmesi için tabii ki bir kullanıcı onayı isteyecek Apple. Bunda da bir sorun yok. Alıştık zaten hani Windows'ta next, Android'de de kabul et diye firmalar bizden daha iyi tanır oldu artık. Ben hala insanların bu konuda yeteri kadar bilinçli olduklarını düşünmüyorum ama bu bambaşka bir videonun konusu. Hatta o videoyu da çeksek eminim ki izlenmeyecektir. Birileri bu verileri çalınca haber değeri oluyor çünkü bu işlerin. Hatta biz bu videoları da çektik. Yani özetle mesuliyeti biz üstleneceğiz Apple tarafında. Apple bugüne kadar bu mesuliyeti kullanıcısıyla paylaşan, güvenliği elden çok da bırakmayan bir şirketti. Hatta App Store politikalarını ihlal eden uygulamaları da kurmak mümkün olacak bu yeni düzenlemeyle birlikte. Ama kendi isteğimizde, yani Android'deki gibi. Apple'ın güvenlik konusunda bu kadar esnek davranması epey ilginç. Hatta alışılmadık bir durum. Hatta bu sebeple hem iOS hem de macOS'ta kullanıcıları özgür bırakmadığı için yıllarca eleştirilirdi Apple. Çoğu insan da bu kısıtlamalar nedeniyle Android ya da Windows işletim sistemini falan tercih ediyordu hatta. Bu kısıtlama mevzusuna pek takmayan ve böyle sadeliği seven biriyseniz, Apple fanıysanız, App Store ile yola devam edebileceksiniz tabii ki. Alternatif bir mağaza indirmek ya da böyle gereksiz izinler vermek zorunda kalmayacaksınız. Yani hiç bulaşmazsanız güvenliğiniz de riske girmemiş olacak. Android kullanıcıları zaten bunlara aşinadır diye düşünüyorum. Çocukluğunda Android kullanan herkesin en az bir kez bir APK macerası olmuştur illaki. Aranızdaki oldlar bilir bu durumu. Bir zamanların efsanesi APK Pure mağazasından az virüs kurmadık telefonlara. Ben de çok hatırlıyorum, çok kurdum. Hayatı boyunca hiç Android kullanmamış biri bayağı tuzağa düşebilir artık iPhone'larda. Sahte mağazalar, uygulamalar falan derken Apple ciddi bir risk alıyor ve bu denetiminden kaçırırsa bu uygulama ve mağazaları kullanıcı da bu riskle yüz yüze geliyor. Peki ya bu durumun bizim için avantajlı bir tarafı var mı? Tabii ki de var. Bilenleriniz vardır. Mesela dünyanın en popüler uygulamalarından birisi Netflix'e iPhone uygulaması üzerinden abone olamazsınız. Çünkü Apple iPhone'daki tüm ücretli uygulamalara ve aboneliklere komisyon uygular. Netflix'e bu komisyonu ödemek istemediği için bizi tarayıcıdan abone olmaya yönlendirir ki her şirket Netflix gibi de davranmıyor tabii. Mesela Google'ın kendi uygulaması YouTube'un premium aboneliği iPhone'da daha yüksek fiyatla satılır. Yani Google iPhone'a verdiği komisyonu her ay bizim cebimizden kesiyor. Hatta bazı kanalların katıl ücretlerine bile yansıyor bu fark. İşte bu mağaza serbestliği geldiği için
bu durum da ortadan kalkacak. Bir yandan bu durum uygulama ve oyun geliştiren şirketlerin de işine gelecek tabii. Çünkü hangi mağaza daha az komisyon alırsa geliştiren şirket de fiyatlarını o kadar düşük tutabileceği için bu mağazalarda uygulamasını yayınlamayı tercih edebilecek. Yılda 1 milyon indirmeyi aşan geliştiriciler Avrupa'da her indirme başına 50 cent komisyon verecek. Ama bu uygulamaların oranı %1'i bile geçmiyor şu an. Biz de keriz biz tabii ki daha ucuza hizmet alabileceğimiz mağazalardan uygulamaya da abonelik satın almaya devam edeceğiz biz de. Yani bir bakıma Apple iPhone'ları tıpkı Android gibi bir rekabet alanı haline getirmeye çalışıyor. Samsung diyecek ki benim iPhone mağazama gelene şu kadar indirim veriyorum. Bir başka firma diyecek ki ben 3 ay Netflix hediye ediyorum gibi gibi bu liste uzar gider. Değişiklikler bununla sınırlı değil. Artık iPhone uygulamalarına gömülü tarayıcı sadece Safari olmayacak. Bunu da istediğimiz gibi değiştirebileceğiz. Yeter mi? Yetmez tabii. Bir de bunun oyun tarafı var. Bugüne kadar bulut oyun sistemleri de sadece Safari üzerinden açılıyordu iPhone'larda. Artık bulut oyun oynamak için Safari'yi açmak ve tarayıcı üzerinden erişmek zorunda değilsiniz. Üstelik bu değişiklik şu anda Türkiye'de de aktif oldu. Yani eğer GeForce Now üyeliğiniz falan varsa iPhone'a doğrudan uygulamasını indirebileceksiniz. Yani sonuçta yaşananların hepsi, alınan bu kararların etkisi bizim faydamıza oluyor arkadaşlar, bilginize. Ama peki Apple 2008 yılından beri kullanıcılara tek seçenek olarak sunduğu Apple Store'u durduk yere neden böyle bir kararla arka plana attı? Hani kapalı bir sistemdi, izoleydi falan, ne değişti? Aslında Apple bu kararı almak zorunda bırakıldı diyebiliriz. Her şey 2022 yılında Avrupa Birliği'nde kabul edilen dijital piyasalar yasasıyla başladı. Bu yasa ile birlikte iPhone'lardaki işletim sistemi iOS'da, diğer telefonlardaki Android'de, bilgisayardaki Windows'da çekirdek platform olarak kabul edildi. Yani bu işletim sistemleri bir bakıma kamu malından farksız hale getirildi. Peki bu ne demek? Bu büyük şirketler işletim sistemleri sayesinde milyonlara ulaşan her uygulamadan komisyon alıyordu. Ancak bu komisyonlar öyle %3-5 seviyesinde değil, %30'lara 50'lere ulaşmıştı. Yani devlet gibi vergi toplamaya başlamıştı şirketler. Yani bir bakıma ellerindeki gücü tekerleşmek için kullandılar. Diğer ufak şirketlere karşı haksız rekabette bulundular. DMA gibi yasalar çıkana kadar Apple tüm bu uygulama ve oyunlardan %30 vergi, yani daha doğrusu komisyon aldı mesela. Yeni yasayla birlikte bu komisyon %17'ye, küçük girişimler için de tek başına falan uygulama geliştirenler için de %10'a düşürüldü sadece App Store'da. Hatta iOS 17.4'ten sonra gelecek alternatif mağazalardan hiç komisyon alınmayabilecek. Yani uygulamalar, abonelikler ucuzlayacak, kullanıcılar rahat edecek. Peki Türkiye'de durum ne? Bu değişiklikler bizi ne zaman bulur? Apple'ın böyle yasal zorunluluklardan ötürü istemeden aldığı kararları yavaş yavaş da olsa tüm dünyada uyguladığını biliyoruz. Mesela iPhone 15'lerle birlikte Lightning'i bırakıp Type-C bağlantı noktasına geçmesi gibi. Apple'ı bu konuda zorlayan yasalar Brezilya ve Avrupa gibi ülkelerde böyle yavaş yavaş yürürlüğe giriyordu, tartışılıyordu ama Apple bir anda bütün ülkelerde Type-C'ye geçiverdi. Alternatif uygulama kararı ise donanımla falan ilişkisi olmayan bir konu. Yani fabrikasyon, üretim süreçleri olmadığı için sürecin içinde Apple adına bunu uygulamak ve yaygınlaştırmak Type-C'ye kıyasla daha kolay. Belki çok duymuyor olabilirsiniz ama Türkiye'deki Rekabet Kurumu zaten benzer durumlar sebebiyle büyük teknoloji şirketlerine Türkiye'deki faaliyetleri üzerinden her yıl milyonlarca euroluk ceza kesiyor. Bu paralar şirketlerin gelirleri yanında komik kalsa da artık durum epey ciddileşti diyebiliriz. Bizce Apple önce Avrupa ülkelerinde duruma bakacak ve Türkiye dahil diğer ülkelerde bu kararı uygulaması en geç Ocak 2025'e, hatta daha uzun zamanı bulabilir. Tabii bunu hızlandırmak için Rekabet Kurumu'nun da Avrupa Birliği'ndeki gibi bir dijital piyasalar yasası için harekete geçmesi şart Türkiye'de. Ancak adım atılmazsa Ocak 2025'i unutalım, birkaç sene daha bekleyeceğiz demektir bunun için. Umarım atılır. Öyle ya da böyle cezayı öde kurtul sistemi bitti şirketler için. Yaptırımlarla da olsa kullanıcıya gerçekten hizmet etme devri başladı diyebiliriz. Artık videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Benim beklediğimden de biraz daha uzun bir video oldu. Açıklamak biraz zor ve karmaşık bir mesele çünkü. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu sebeple. Benim için anlatmak bir zevkti. Elimizden geldiğince böyle gündemdeki teknolojik meseleleri açıklamaya çalışıyoruz. Önemli olduğunu düşündüğümüz meselelere böyle uzun videolar çekmeye çalışıyoruz. Eğer kaçırmak istemiyorsanız, kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.